Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızın görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarif Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Halkara irki kemistişini tüketiş günü de Uyghurlarımın noktalık tilgi elindi. Amerika'nın BDT'deki vekili Linda Thomas Greenfield 21 Mart Birleşken Devletler Teşkilatı baş kitabıda ötküzülgen Halkara irki kemistişini tüketiş günü de söz kılıp, kulluk ve irkçılıkların dünyanın her kaysi yerlerde 101 vatkallıkını sözlep ötü. Greenfield, Birmedeki Arakan Müslümanları ve Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarga kılınan zulümünü misal kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka milletlerge karşı irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılgallıkını tekitledi. Xitay'nın BDT'de turuşluk muavin vekili Daybin Nutuk tizimlikide de ismi bolmasımı söz kılıp, Amerika vekillerinin ayıplışının kuruk gap baştın ahır kıpkızıl yalgan işkellikini oturgu koyup, özlerini aklamakçı buldu. Amerika Prezidenti Biden'ı 21 Mart Halkara İrki Kemistişini Tüketiş Günü münasebeti bilen bayanat ilan kılgan bulup, Uyghurlarını tilge elip ötken. Biden bayanatı da öçmenlik ve irkçılıkı karıştırışının Amerika'nı iştipaklaştıralaydıgan yadroluk kımmet karışlarının bir işkellikini, Amerika İrki Kemistişki karıştırışta Halkara'da yetekçilik rolünü oynaydıganlıgını. Bulup mu Xitay'nın Uyghurlarını kemistiş meselesi, Birma Müslümanları meselesi de avazının tekhimi küçülük yanırtıdıganlıgını oturgu koygan. Amerika, Kanada, Angliya ve Avrupa İttifakı Uyghur kırgıncılığı bilen şugullanğan Xitay emeldarları ve organlarını cezaladı. 22 Mart Amerika, Kanada, Angliya ve Avrupa İttifakı birlikte Xitay emeldarları ve organlarına ceza tedbiri elan kılışı arkalık Xitay rejiminin Uyghurlarga yürgüzüvatkan irki kırgıncılığı bolğan küçülük narazılığını ispatladı. Ular dünyaga bundaq kılmışlarının meyli o kim tarafından icra kılınğan buluşudan kat'i nazar cezasız kalmaydıganlığını namayan kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bu aktiki mahsus bayanatı da Xalqaradaki ayıplaşları künsürü küçüvatkan payıda Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da devamlı kaldı irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılmaqta. Amerika Xitay rejimini Uyghurlar ve başka yerlik millet hem dini azsallıklar azalarını bastırışını ahırlaştırışka ceza lagırları ve tutup duruş uğurlarını tutup duruluvatkanlarını derhal kuyup birişke yeni bir kıtım çakırdı diğerlerini bildirdi. O yana sözü de biz bugün bu hareketini Angliya, Kanada ve Avrupa Birleşmesi'deki şeriklerimiz bilen birleşip kıldık. Bugünkü ortak hareketimizden bir kısmı süpüde şerik devletlerimiz Şarkı Türkistan ve başka devletlerde yüzbergen vahşilikler için kişilik hukukunu defsende kılgıçlarını cezaladı. Mana bu hareketler bizden kişilik hukuku hürmet kılışını ilgiri sürüş, Xitay rejimi ve Xitay Kompartisi'deki bu vahşilikki mesul kişilerini aşkarlaştık, köp taraflık hizmet kılış irademizi körüstüp berdi. Amerika Yerşari Magnitski Kanuni ve şununla okşaş tırışçılıklar arkalık bu iğir kişilik hukuk defsendikilikliği karıştırış görüşü de küçülük rehberlik rolünü cari kıldırışkı vədi birudu digerlerini bildirdi. Angliya Taşkı İşler Ministeri Dominic Raab parlamentte kararını elan kılgandı sözlügen nutkada biz Avrupa İttifakı'daki 27 devlet Amerika ve Kanada bilen birlikte cümleden 30 devlet bu ortak hareketimiz arkalık Xitay'ı inik ve keskin kılıp halkara cemiyet kişilik hukuku kılınıvatkan bundak iğir zulümge herkes sükut kılıp duralmaydı. Biz çokum mesuliyeti barlarının cevapkarlığını sürüştürümüz dedi. Onun bu sözleri BBC televizisinde nak meydandan tarıkıtıldı. Xitay rejiminin Uyghurlarga kartıvatkan irki kırgıncılığa karşı elip berilgan bu ortak hareket bugün dünyanın her kaysi yerlerdeki Uyghur halkını ve şundakla Uyghurlarının vaziyetige izkil köngül bilivatkan barlık taraflarını xursan kıldı. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi Erkin Asya Radyosu'ya yazdığı bayanat evetip, Avrupa İttifakı'nın kararını karşı aldı. O bayanatı da mundaq degen. Biz uzundan buyan kütken bu kararını karşı aldığımız. Amerika'nın iştipaktaşları ve şirik devletlerinin Xitay Uyghurlarga karatkan irki kırgıncılıkını toxtuş yolu körsülüvatkan tırışçılıklardan oran almasını pereç kılış mümkün emas idi. Öz tarihi de faşizm, nazizm ve Yahudi kırgıncılıkını baştan geçirgen Avrupa devletleri Uyghur kırgıncılığını toxtuş tırışçılıkına rehberli kılışı gerek. Wang Yi'nin Türkiye ziyareti keng kölemli karşılık namayışlarına duş geldi. Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi 6 devletini özcik algan ziyaret planı boyunca tünügün geç Türkiye paytaxtı Ankara'ya geldi. Mevlut Çavuşoğlu Ankara'da Wang Yi bilen ayrım ve heyetler ara uçuruştu buldu. Uçuruşta iki devlet münasebetleri rayonluk ve halkaralık özgürlükler hakkında öz ara fikir almıştırıldı.
Çavuşoğlu iki devlet otursuzdaki münasebetlerini stratejik şeriklik seviyesindeki yetkizişini halaydıqallıqını əskertiş bilen bir vaqtta Taşkı İşler Ministerleri Mesleğet Genişi Mekanizmi yığından mı kiyinerek kent dairlik ötküzüldüqallıqını etdi. Yeni bir tarafından Vanyi bugün Prezident Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prezidentlik Sarayı'da kabul kılındı. Taratqularga yepyq ötküzülgen uçuruşka Mevlut Çavuşoğlu mu katnaştı. BBC Türkçe'ye malumat bergen yukarı derecelik bir diplomat mezkur ziyaretten burun kılgan sözü de bu kıtımkı uçuruşta nahayeti muhim temalar var. Elbette Uyghurlar meselesi mu kün tertipke kilidu. Uyghurlar meselesi ki Türkiye'nin kanda karaydıqallıqı hürmetlik minister tarafından çokum otturgu koyuludu diyen. Mevlut Çavuşoğlu bugün Twitter'da uçur hembehirlep, körüşte Uyghur Türklerine münasebetlik meselelerdeki sezgürlükümüzünü ve oy fikirlerimizini yetküzdük diyenlerini bildirdi. Vanya'nın Türkiye ziyareti Ankara ve İstanbul Beyazıt Meydanı'nda mınlıgan Şarkı Türkistan halkı ve ahbarat vasıtları katlaşkan zor kölemlik ahbarat ilan kılış yığılışları bilen kütüvelendi. İstanbul'daki ahbarat ilan kılış yığınıda Xitay tecavüzçülerinin bayrağı yerge taşılınıp desseldi ve Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetleri nahayeti küçülük tarihinde oturgu koyuldu. Bu bayrağını öygemez, hala geçirişkin olmaydı. Bu varlık insanlık nefret kılıdıgan, tükürüp taşlaydıgan, lanet okuydıgan bayraktır. Tüfe! 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 Allah'ın laneti! Amerika Xitay şirketlerine bihaterlik tekşürü çakırıqa evetti. Valkoçisi jurnalının bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Saudi Ministerliği birkancı Xitay şirketine bihaterlik tekşürü çakırıqına emez tarqatqan. Xabarda qeyd qilinishicha Amerika Saudi Ministerligi Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid hisoblanadigan chat al xabarlashish texnikasi va mulozimatiga zarb berish harakatining bir qismi sifatida bir turkum Xitoy shirkatlariga bexatarlik tekshirtish haqida chaqiriqnoma tarqatganligini bildirgan. Amerika Saudi Ministerligi chaqiriqnoma tarqatilgan shirkatlarning ismini oshkorlamagan bo'lib, Saudi Ministerligining Xitoy shirkatlarini chaqirishdagi maqsadi bu shirkatlarning Amerikaning manfaatiga bexatarlik tahdidi olib keldigan kelmaydiganligini aniqlashgan. Amerika Saudi İşleri Ministeri Gina Raymond bu haqda e'lon qilgan bayonotida Amerika hukumatı her taraflama tedbir qo'llanib, ishonchsiz şirketlerinin sonliq ma'lumotlarini qalaymaqan egilib olishiga yoki qalaymaqan ishlatishiga yo'l qo'ymaslikqa Amerika texnikasining Xitoy hakkerleri yoki boshqa joylardagi yomon g'arazlik faoliyatlarda qo'llanilmasligiga kafolatlik qilinadi degan. Ma'lum bo'lishicha Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi hozirga qadar Amerikaning chaqiriqiga hech qanday javob bermagan. Fransiya Tashqi ishlar ministerligi Xitoyning bosh elchisini ayibladi. Fransiya Tashqi ishlar ministerligi 22 mart Xitoyning Parijda turishliq bosh elchisining yaqinda Fransiya parlament a'zolari va bir tadqiqotchini haqoratlaganligini ayibladi. Fransiya axborot agentligining xabariga asoslanganda Xitoyning Parijda turishliq bosh elchisi Lu Shaye juma kuni ijtimoiy tarqatuvlarda Tayvanni ziyorat qilishni umid qildiganligini bildirgan advokatlarning Xitoyning besimiga uchirganligini o'tirg'o qo'ygan strategik tadqiqot fondining a'zosi Antoin Bondazni tanqidlagan. Lu Shaye yozmasida Bondazni lukchak deb haqoratlagan. Fransiya tashqi ishlar ministerligining bayonotida Lu Shaye'ning Fransiya parlament a'zolari ve tetkikatçilerine karatkan tehdit ve hakaretlerini özgü algan yazmasını kabul kılgıl bulmaydıqallıqı. Bu sebepten onun ministerliki çakırtılgallıqı bildirilgen. Bayanatta Lu Shaye'ga Vina diplomatik münasifet ehdinamesi belgilengen asasi kaidelerge kat'i emel kılışı kerekliki eskertilgallıqı oturgu koyulgan. Bayanat yana Xitay'nın Avrupa Parlamentinin 5 azasını özgü algan 10 Avrupalıq şahsge Uyghurlar meselesi sebeplik 3 eliş karakterlik ceza yürgüzgenliği mi tenkit kılıngan. Amerika, Kanada, İngiliz ve Avrupa İttifakı Uyghur kırgıncılığı bilen şugullanan Xitay emeldarları ve organlarını cezaladı. 25 Mart Amerika, Kanada, İngiliz ve Avrupa İttifakı birlikte Xitay emeldarları ve organlarına ceza tedbiri ilan kılışı arkalık Xitay rejiminin Uyghurlarına yürgüzvatkan irki kırgıncılığı bolgan küçülük narazılığını ispatladı. Ular dünyaga bunda kılmışlarının meyli o kim tarafından icra kılınan buluşudan kat'i nazar cezasız kalmaydıqallıqını namayan kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bu aktiki mahsus bayanatı da halkaradaki ayıplaşları künsürü küçüğü vatkan payıda Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da devamlı kaldı irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılmaqta.
Amerika Xitay rejimini Uyghurlar ve başka yerlik millet hem dini asallıklar azalarını bastırışını ahırlaştırışka, ceza lagırları ve tutupturuş uğurlarını tutupturulu vatkallarını derhal kuyup birleşke yeni bir kıtım çakırdı diğerlerini bildirdi. O yeni sözü de biz bugün bu hareketini Angliya, Kanada ve Avrupa Birleşmesi'deki şeriklerimiz bilen birleşip kıldık. Bugünkü ortak hareketimizden bir kısmı süpitede şerik devletlerimiz Şarkı Türkistan ve başka devletlerde yüzbergen vekşilikler için kişilik hukukunu defsende kılıkçularını cezaladı. Mana bu hareketler bizden kişilik hukuku hürmet kılışını ilgiri sürüş, Xitay rejimi ve Xitay Kompartisi'deki bu vekşilikki mesul kişilerini aşkarlaştık, köp taraflık hizmet kılış irademizi körüstü biridu. Amerika Yerşari Magnitski Kanuni ve şununla okşaş tırışçılıklar arkalık bu iğir kişilik hukuk defsendikçilikini karıştırış görüşü de küçülük rehberlik rolünü cari kıldırışkı verdi biridu diğerlerini bildirdi. İngiliz Taşkı İşler Ministeri Dominic Raab parlamentte kararını ilan kılganda sözlügen nutkada biz Avrupa İttifakı'daki 27 devlet Amerika ve Kanada bilen birlikte cümleden 30 devlet bu ortak hareketimiz arkalık Xitay'ı inik ve keskin kılıp halkara cemiyet kişilik hukuku kılınıvatkan bundak iğir zulümge herkes sükut kılıp duralmaydı. Biz çokum mesuliyeti barlarının cevapkarlıkını sürüştürümüz dedi. Onun bu sözleri BBC televizisinde nak meydandan tarıkıtıldı. Xitay rejiminin Uygurlarına kartı vatkan irki kırgıncılıkı karşı elip verilgan bu ortak hareket bugün dünyanın her kaysı caylarındaki Uygur halkını ve şundakla Uygurlarının vaziyetine izkil köngül bilivatkan barlık taraflarını hursan kıldı. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi Erkin Asya Radyosu'na yazdığı bayanat evetip, Avrupa İttifakı'nın kararını karşı aldı. O bayanatı da mundaq degen. Biz uzundan buyan kütken bu kararını karşı aldığımız. Amerika'nın ittifaktaşları ve şirik devletlerinin Xitay Uyghurlarga karatkan irki kırgıncılıkını toxtuş yolu körüstülü vatkan tırışçılıklardan oran almaslıqını pereç kılış mümkün emas idi. Öz tarihada faşizm, nazizm ve Yahudi kırgıncılıkını baştan geçirgen Avrupa devletleri Uyghur kırgıncılıkını toxtuş tırışçılıkıga rehberli kılışı kerek. Amerika Angliya Xitay'nın yolsuz soda kılmıştırıga karşı hemkarlık ornatı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Saudi Vekili Katerin Tay Düşenbe Angliya Xalqara Saudi Vaziri Liz Truss bilen Tory yığını ötküzgen bulup, Trump hükümeti devredeki erkin Saudi sökbitige alakadar meselelerini müzakir kılgan. Hem de Xitay'nın yolsuz Saudi kılmışını birlikte hal kılıçta birdeklik hasıl kılgan. Amerika Saudi Vekili Şanisi bu hafta bayanat ilan kılıp, mezkur sökbeti iki tarafının Xitay'nın adaletsiz Saudi kılış adetini bir taraf kılış meselesi de, şundaklı mecburi emgek meselesini hal kılış ve emgekçilerini merkez kılgan Saudi siyasetini kollaş katarlık meselelerde hemkarlışkı koşulganlıkını bildirgen. Angliya tarafının bayanatı da bildirilişçe, Angliya bilen Amerika 7 devlet korohi ve Dünya Saudi Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, öz ara köngül bildiğen meselelerini cümleden mecburi emgek katarlık iğir meselelerini hal kılışını karar kılgan. Angliya Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghur ve başka milletlerge kemistiş ve bastırış kılmıştırını bundan burun köp kıtım ayıplıgan bulup, Amerika hükümetimi Şarkı Türkistan'daki bastırış hareketige mesul bir kısım Xitay emeldarlarga ceza yürgüzgen. Şundaklı Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki zavut karhanları işlep çıkargan barlık paxtı ve pemidur mahsulatlarının Amerika'ya girişini çekligen. Xitay Şarkı Türkistan'daki energiyanı bulantalan kılışını küçe etmekte. Xitay bu yıl kış beslede Şarkı Türkistan'ın tabii gaz ve yeni elektr energiyesini şarkıdaki Xitay ülk şehirlerine yetkeşte yeni rekord yaratkan. Küzetküçülerinin bildirişçe bu Xitay'nın energiyede Şarkı Türkistan'a bolgan tayinişi tekimi küçü vatkallıqını körüstüdükken. Şinhua Toru'nun 21 Mart bergen haberden karganda Xitay'nın Xitay Nefit şirketi'ki karıştık tarım nefitiki ötken yeri 11 aydın bu yıl 3. aygıcı bolgan kış beslede Xitay'nın şarkıdaki 15 ölke 120 şehirini 12 milyard 760 milyon kub metre gaz bilen temelligen. Bu yukarıki ülke ve şehirlerdeki 200 milyon ahale ve 3000'dek zavutunu öz çıkaldıken. Xinhua Toru'nun haberde bu mezgil içinde tabii gaz bilen temelleşinin aldıngı yıldikiden 1 milyard 236 milyon kub metre artkallıkı, tarım neftikinin her günü 90 milyon kub metreden artık gaz işlep çıkarğallıkını bildirgen. Oxşaş bir vakit yana şamal ve kuyaş energiyesi işlep çıkarılgan yeni elektr energiyesini yötke salmakımı artkan. Xinhua Toru'nun bildirişçe yakınki 10 yılda cemi 100 milyard kilovat saatten artık tok 4 liniye arkalık Xitay'nın şarkıdaki 20'dek ölk şehirge yollanğan. Mälum buluşça Xitay'a ötken yıl 1 yıl içinde yollanğan yeni elektr energiyesi 267 milyard 600 milyon kilovat saatki yetken. Bırak yeni energiya Xitay'a yollanğan umumi elektr tokenin az kısmını teşkil kılgan bulup, kömür elektr energiyesi yanıla asasi salmaqını ilgiligen.
Xitoy energiya ministrligi texi bu yilning boshlari Sharq Turkistonda yana 6 ko'mir elektr stansiyasi qurishni tasdiqlagan. Kuzatuvchilarning bildirishicha Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, xalqaro embargoga uchrayotgan bu rayonda ko'mir elektr stansiyalari og'ir muhit masalasi paydo qilmoqda ekan. G'arbning embargosidan keyin Xitoyning poychaki tushib ketdi. G'arb davlatlarining 22 mart Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlariga jazo tadbirlarini e'lon qilishi bilan Xitoyning poychaki va xalq pulining kursi tushib ketgan. Reuters agentligining bildirishicha G'arbning jazosi mablag' solg'uvchilarning qiziqishini ozaytgan. Shuningdek, siyosiy andishi bozorga bo'lgan besimni kuchaytirib o'tgan. 22 mart kuni Xitoy poychaki bozorining ko'k o'zak ko'rsatkichi 1% tushib 5900.25 nuqta. Shanghai birlashma ko'rsatkichi 0.9% tushib 3411.51 nuqta tövallagan. 22 mart kuni Xitoy poychaki bozori ochilishining oldida Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada, Amerika qatorliq davlatlar Xitoyning Sharq Turkistondagi 4 nafar amaldoriga ularning rayondagi kishilik huquq tafsandichiligi yoki irqiy qirg'inchilikda o'ynagan roli sababli embargo qo'ygan edi. Reuters agentligining 23 martdagi xabarida aytilishicha, analitiklar Xitoy poychakining tushib ketishi embargoga munosabatlik ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, chat al mablag' solg'uvchilari dushanba kuni Xitoy va Hong Kong aksiya bozorida 5 milliard 100 million dollar A darajalik poychakini sotib etib, poychakining tushib ketishiga turtki bo'lgan. 22 mart yana Xitoy puli yuanning kursi tushib ketgan. 22 mart Xitoy pulining kursi 1 dollar 5 yuan 75 pundan boshlanib, shu kuni tushda 6 yuan 50 pundan oshgan. Xitoy bankisi o'simni turaqlashtirib, yuanning kursini saqlab qolishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq bu ishga yaramagan. Reuters agentligining bildirishicha, analitiklar yuanning kursining tushib ketishiga mo embargo ta'sir qilganligini bildirgan. Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti bosh kotibi ittifoqlashsak Xitoyning xirisiga taqobil tura olamiz dedi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoy haqida to'xtalib, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti ittifoqlashgan taqdirda Yevropa va Shimoliy Amerika ittifoqdoshlarining Xitoyning xirisiga o'rtaq taqobil tura olaydiganligini ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha bosh kotib Stoltenberg 23 mart ziyoratga kelgan Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bilan ko'rishganda, agar siz Xitoydan ansirsangiz, Xitoy pat yaqinda dunyodagi eng cho'ng iqtisodiy gavdiga aylandi. Ammo Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti ittifoqdoshlari birlashsa, dunyo iqtisodining 50% va dunyodagi harbiy kuchning yarmiga ega bo'lgan bo'ladi. Biz birlashib yangilik yaratish va zo'r miqdorda texnikalarni safarbar qilish orqali Xitoyning qat ko'tarishi va xirislariga taqobil tura olamiz degan. Bildirilishicha Stoltenberg ilgari Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti 2030 planini o'ttirib qo'ygan bo'lib, u Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti ittifoqining harbiy kuchini saqlab, siyosiy jihatda texnik kuchayishi Xitoyning Atlantik okean halqigan xalqaro siyosatiga qarshi texnik aktiv taqobil turishda turtkilik rol elishi kerak deb qarigan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken seyshanba kuni Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti rahbarlari va tashkilotdagi ittifoqdoshlarining bir qism tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishganda ekan, chorshanba yana Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan ko'rishib, Xitoy virusi yuqumiga taqobil turish uchun iqtisodni asliga keltirishga tirishish, shunaqlik Xitoy, Rossiya va Iron qatorliq dunyoviy xiris qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Blinken tashqi ishlar ministri vazifasiga o'ltirgandan buyonqi tunji chat al ziyoratida Davlat mudofaa ministri Ostin bilan birlikda Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari Yaponiya va Koreyaning diplomatiya va mudofaa amaldorlari bilan ko'rishgan bo'lib, Yaponiya va Koreyaning ijobiy inkosiga erishgan edi. Xitoyning Uyg'ur xalqiga qilgan ziyonkashligi dunyoning vijdoniga qilingan xirisdir. Amerika Avom palatasining raisi Nancy Pelosi xonim Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining Uyg'urlarni dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini jazolaganligini muayyanlashtirdi. U Biden hukumatining Xitoyga qarata yurgizgan jazosining Xitoyning Uyg'ur xalqiga qaratgan yovvoyilarcha vahshiylikini javobgarlikka tortishdagi kuchlik va unumli bir qadam ekanligini bildirdi. Nancy Pelosi xonimning 23 mart e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida ta'kidlashicha, bu jazo Amerika va xalqaro jamiyatning birlashib Xitoyning xo'rlashiga qarshi Uyg'ur xalqining huquqi va izzat-hurmatini qo'g'daydiganligining mutlaq aniq ifodasi ekan. Amerika, Yevropa ittifoqi, Kanada va Angliya 22 mart kuni birli vaqtda Xitoyning Uyg'urlarni dafsanda qilgan 4 nafar amaldori bilan bir davlat apparatini jazolagan edi.
Nancy Pelosi xanım bayanatı diyene Xitayning Uyghur xalqiga qilgan ziyonkashligi dünyanın vicdanına qilingan xiris ekanligi ve bu xirisning dünyanın tedbir elishini talep qildiganligini bildirdi. Onun aytishicha Amerika Devlet Meclisi Uyghur mecburi emgikini cheklash qonun loyihasi, Uyghur kişilik hukukunu qo'g'dash qonun loyihasi, Uyghur mecburi emgikini aşkarlash qonun loyihasini kun tartibga qo'yish orqali qonun chiqarish jihati texmo ilgirlab harakatga o'tdi ekan. U bayonotining oxirida Amerika ittifoqdoshlari bilan birga Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini, jumladan uning Tibet xalqiga, Hong Kong xalqiga, cho'ng'quruqdagi axborotchilarga, kishilik huquq advokatlariga va faoliyatchilarga qilgan ziyonkashligini javobgarlikka tortishni davomlashtirdi degan. Qadrli ko'rmandirmiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damlashinglarning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ayetki kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.